Bismillahirrahmanirrahim. Kuşehri Risalesi'nden tasavvuf terimlerinden devam ediyoruz. Gaybet bu huzur. Gaybet manevi alemle olan sıkı irtibatı neticesinde insan kalbinin maddi alemi unutması bu aleme ait bilincin geçici olarak kaybolması halidir. Bu kalbe gelen ilahi bir varidat, bir his, bir seziş, bir duyuş olabileceği gibi sevap ve azap düşüncelerinden de kaynaklanabilir. İnsanoğlu böyle bir hal içerisindeyken baktığında görmeyebilir, büyük bir gürültüyü duymayabilir, söylediklerinin farkında olmayabilir. Buna ait örnekler yaşanmıştır. Bir defasında Zeynel Abidin Hazretleri namaz kılarken bulunduğu mekanda yangın çıkmış, o iç istifini bozmadan namazını eda etmiştir. Namazını bitirdikten sonra durumu ona anlattıklarında o, cehennem ateşi beni bu ateşi düşünmekten alıkoydu demiştir. Huzur ise terminolojide genelde iki şekilde anlaşılmıştır. Birincisi kulun kalbini Allah'ın zikrinin tamamen kaplaması sonucu kulun kendisini hakkın huzurunda onunla beraber hissetmesidir. Bu manada huzur kesintisiz olarak onun tarafından görülüyor, işitiliyor, kontrol ediliyor ve kaydediliyor olma şuurudur. Diğer ise kulun gaybet halinden çıkmasıdır. Yukarıda değinildiği üzere maddi alemden geçici olarak adeta kopan kul bu aleme ait his, şuur ve idrake tekrar açıldığında gaybetten çıkıp huzura gelmiş insanlar arasına dönmüş olur. Sahıf ve Sekir Sözlüklerde uyanıklık kelimesiyle karşılanan sahıf, kulun his ve şuur alemine dönmesi manasında olup bu bağlamda az önce zikredilen huzurun ikinci manasıyla tamamen örtüşmektedir. Sarhoşluk ve kendinde olmama hali diyebileceğimiz sekir ise kulun kalbe gelen kuvvetli bir varidat sonucu kendinden geçip his ve şuurunu kaybetmesi halidir. Sekir, gaybetin çok daha şiddetli olanıdır. Saf, bazen bir ibadet esnasında veya haf, reca, heybet gibi hallerde kalbin çepeçevre kuşatılmasıyla oluşabilir. Sekir ise vecd sahiplerine has bir haldir cemal tecellileri sağınağında kalan kalp ve ruhta tarihsiz bir sevinç ve coşku meydana gelir. İnsanın bilinç ve iradesini elinden alacak kadar kuvvetli ve yoğun olarak yaşanır. Sekrin bu kritik durumundan ötürü bir ilahi koruma söz konusudur. Saf halinde kul kendi iradesiyle hayatını yönlendirirken sekirde yaşanan bilinç kaybı ilahi korumaya zararı kılmaktadır. Zevk, şürp ve riy bu kavramlar sufilerin ilahi tecelli, keşif ve vardatlarından tadıp hissettikleri ve yorumlamada kullandıkları kelimelerdir. Bunlar sırasıyla zevk, şürp ve riyidir. Bunlar tatma, içme ve kanma manalarına gelmektedir. Kulun hayatını halis bir niyetle ve şuurlu bir Müslüman olarak yaşama gayreti onun kalbi hayata ait manaları tatmasına vesile olur. Bir sonraki adımda karşılarına çıkan mertebelere vefayla yükselmeleri söz konusu olur ki bu önceden sadece tatmış oldukları hakikatleri adeta yudumlamaya başlamaları manasındadır. En sonda ise kendilerine bahşedilen konumlarını koruma, mustattığını kesintisiz sürdürme gayreti vardır ki bu performansı sergileyebilenler için önce zevk edip sonra yudumladıkları o manalardan artık kana kana içmeleri ve manevi susuzluklarını tamamen gidermeleri bahis konusudur. Konuyla alakalı söylenen şu şiir gayet güzeldir. Rabbimi zikrettim yani hatırladım diyene şaşarım. Onu hiç unuttum mu ki hatırlayayım. Aşkı kase kase içtim de ne şarap tükendi ne de ben kandım.